Biz ısrarla söylediğimiz bir şey vardı. Bu değişiklik teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni tabuta koyma teklifidir. Gazi Meclisi tabuta koyma teklifidir. Dün komisyon aşamasında tabuta 11. çivi çakıldı. Bu sistemde Cumhurbaşkanıyla meclis ayrı seçimlerle seçilmiş olsa milli iradenin farklı dönemlerde farklı şekilde tezahür edip değişikliği sandık vasıtasıyla yönetenlere yansıtabilme şansı olacak. Bundan ısrarla kaçındılar. Demokratik başkanlık sistemlerinde bu seçimler ayrı yapılırken ısrarla vazgeçmedikleri bir konu bu. Bundan ısrarla kaçındılar. Ve iki seçimi bir arada yapmada ısrarcı olmaya devam ediyorlar. Ama başka bir şey milletvekillerinin kendi kişisel koltuk meselesi söz konusu olduğunda endişelerini pakete yansıttıklarını görüyoruz. Yedek milletvekilliğinde bunu yaşadık. Yedek milletvekilliğini kaldırdılar. Yedek milletvekilliği de doğru bir uygulama değildi. Bu da milli iradenin ara denetimini ortadan kaldıran bir yöntemdi ama AKP çoğunluğu komisyonda bunu bu sebeple çekmedi yasadan, tekliften. Tam tersine yarın olur da meclise herhangi bir devamsızlığımız olursa bizi düşürürler. Gözüne giremezsek parti yönetiminin ve cumhurbaşkanının meclise devam etmedin diye bizi düşürür. Yedeklerimizi aradan arkadan devreye sokarlar. Kaygısıyla kendi koltuk kaygısıyla yapılmış bir düzenlemedir. Yoksa denge ve denetim mekanizmasını kurmaya dönük bir düzenleme değildir. Dün geçen maddeler içerisinde cumhurbaşkanının görev ve yetkileri aynı şekilde durmaktadır. Devletin en küçük memurunun disiplin hukukuna kadar belirleyebilme yetkisi vardır Cumhurbaşkanının. Bakanlıkları kurma, bakanlıkları kaldırma, bakanlıkları birleştirme, bakanlıkların teşkilat yapısını düzenleme, daire müdürlükleri kurma, il müdürlükleri kurma, ilçe müdürlükleri kurma, bunları birleştirme, gerekirse birden fazla ilin dairelerini birleştirip tek müdürlükler halinde bölge yönetimlerine dönüştürme yetkileri bu dün geçen düzenlemelerle hala korunmaktadır. Bir cumhurbaşkanı düşünün ki bu hüküm geçtiğinde bir ilçenin nüfus müdürünün tayinine kadar doğrudan etkili olabilecek bir ilin milli eğitim müdürünün tayinine kadar doğrudan etkili olabilecek onun yönetmeliğine nasıl düzenleyeceğini, işini nasıl yapacağına kadar her şeyi belirleyebilecek ve bu cumhurbaşkanı bu yetkili kişi aynı zamanda hakimlerin işleyişini belirleyebilecek, hakimlere müdahale edebilecek, yüksek yargıçlar seçebilecek, meclisin işine müdahale edebilecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yasama tekeli ortadan kaldırılmıştır. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yoluyla meclisin kanun yapma yetkisine cumhurbaşkanı ortak edilmiştir. Meclisi baypas edip bütün sistemi kanun hükmünde kararnamelerle yani kendi fermanlarıyla yönetebilecek bir cumhurbaşkanı yaratılmıştır. Değerli arkadaşlar, demokrasi cumhuriyet özellikle egemenliğin saraydan alıp halka verilmesi sürecidir. Burada da en önemli yetki milletin seçtiği temsilcilerin millet meclislerinin yasama tekelidir. Tarihte egemenliğin krallıklardan alınıp halka verilmesi fermandan yasaya geçiş sürecidir. Millet meclislerinin kanun yapma tekelini kralların elinden aldığı süreçtir. Ne zaman ki milletin seçtiği meclisler kanun yapma tekelini kraldan almıştır, fermandan kanuna geçilmiştir. İşte o zaman egemenlik krallıklardan halka inmiştir. Şimdi bu yapılan sistemle meclisin elindeki kanun yapma tekeli elinden alınıp yani milletin elinden alınıp tek kişinin eline tekrar vermektedir. Bu kanundan fermana dönüştür. Bu demokrasiden cumhuriyetten krallığa geri dönüşün köşe taşlarının döşenmesidir. Bu yetkiler de dün geçmiştir meclisten. Bu teklif yasalaşsa dahi bütün aşamaları tamamlanıp ola ki referandumdan geçse dahi teklifteki geçici maddeye göre 3 sene sonra uygulanacaktır. 2019 yılının Kasım ayında yürürlüğe girecektir. 3 sene sonra uygulanacak bir teklifin, böyle esaslı bir teklifi parlamentoda komisyondan 3 gün içerisinde geçirme telaşı niyedir. Hala bunun cevabını alamadık. Cumhurbaşkanı ile Başbakan arasında bir çatışma mı vardır? Acilen çözülmesi gereken devletin tepesinde bir çeli çatışma mı vardır? Yoksa bu teklifi getiren gayri resmi koalisyonun yani AKP ile MHP'nin üst yönetimi arasındaki gayri resmi koalisyonun zaman içerisinde çatlama riski ve ihtimali mi vardır? Ya da AKP içerisindeki önemli bir rahatsız grubun Görüşmeler devam ettikçe daha fazla aydınlanıp bu çerçevede itirazlarını cesaretle dile getirme ve parlamentodan geçmeme konusunda bir endişelerimi vardır. Hangi endişe olursa olsun bu endişelerin hiçbirisi Türkiye'de demokrasiyi, rejimi, cumhuriyeti mezara ve tarihe gömecek olan bir teklifin yaratacağı tehlikelerden ve endişelerden daha üstün olamaz.